Merhabalar arkadaşlar, phrasal verb sorusu için cümleyi analiz edelim. Diyor ki, su sıkıntısı kavramı oldukça nispeten yeniyken yeni olmasına rağmen o yani su sıkıntısı konsepti kavramı e, taze su e, kaynaklarını elde etmedeki zorluktur kullanımı için. Nasıl bir zaman? E, belirli bir zaman periyodu boyunca. V. Şimdi V nasıl bağlar? Paralel bağlar. V'den önce su sıkıntısının nasıl bir şey olduğunu anlattı ve kötü şeyler söyledi değil mi arkadaşlar? Olumsuz, eksi. V paralel bağlıyor. Yine eksilik bekliyorum. M olabilir. Ne olabilir? Daha fazla tükenme. Ve elde bulunan su kaynaklarının kötüleşmesi, bozulması, olabilir. Yani yine olumsuz bir durum olacak. Oraya koyacağımız phrasal verb ile birlikte. Draw one faydalanmak. Olumluya çevirir. Eledim. Put forward ileri sürmek. E, ki özne olarak ileri sürebilecek insan gibi bir özneye ihtiyacımız vardı. Result in yol açmak, neden olmak demek olabilir değil mi? Ve daha da fazla su sıkıntısı ve daha da fazla tükenmeye ve elde bulunan su kaynaklarının bozulmasına, kötüleşmesine neden olabilir. Güzel. Keep off uzak durmak, sakınmak yazarsak olumlu bir ifadeye dönüştürürüz orayı. Turn down reddetmek, geri çevirmek hiç uygun değil anlamca. Eledim. Doğru cevabı C şıkkı olarak seçtim arkadaşlar. Result in ifadesi ne yapmak? Yol açmak, neden olmak anlamında bir şeyle sonuçlanmak diye de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bir phrasal verb'tür. Ee, ne gibi aslına bakılırsa cause gibi ya da bring... About veya bring on gibi e, ya da give rise to bir tane daha verelim. O da ne olsun lead to lead to gibi. Hepsi yol açmak, neden olmak, bir şeyle sonuçlanmak anlamını bize verir. Merhabalar arkadaşlar, hemen cümleyi incelemeye başlıyoruz. Kadın hakları hareketleri 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyıllarda güç kazandıkça kadınlar eşler yavaş yavaş onların kocalarının eşitleri olarak görülmede eşitleri olarak kabul edilmede ısrarcı olmaya başladılar onların mülkleri malları varlıklarına rağmen onların mülkleri mallarının yanı sıra onların mallarından ziyade onların eşyalarından ziyade e, eşitleri olarak görülmekte ısrar ettiler. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Orada bir değişim var çünkü. Den ziyade iyi. Due to yüzünden den dolayı in terms of bakımından açısından hiçbirisi anlamca uygun değildi. Onların mallarından ziyade eşitleri olarak kabul edilmede ısrarcı oldular. Merhabalar arkadaşlar. Preposition yani edat sorumuzda boşluktan bir hemen sonraki night'ı geceyi gören arkadaşlar B şıkkındaki ete gitmiş olabilirler arkadaşlar. Çünkü ikinci kısımda uygun gibi görünüyordu birkaç hafta sonra ifadesi yalnız et eğer önünde the yoksa devamında of yoksa night'ın o zaman kullanılabilir. At night'ta olduğu gibi. At night dışında in during the night ya da by night gibi ifadeler kullanabiliriz. At night gece, in during the night gece, gece boyunca, by night geceye dek anlamını verir. Fakat eğer burada olduğu gibi bu soruda olduğu gibi the night of ifadesi varsa bu durumda on the night of diye kullanmamız gerekiyor. Bir şey gecesinde. Burada kaza gecesinde diyecek. Mesela örnek olarak yazdım. Ölüm gecesinde, doğum gecesinde, deprem gecesinde gibi kullanımlarımız mevcut arkadaşlar. Peki ee, bu durumda eğer ona gideceksek ikinci kısmındaki ee, within uygun mu? Bir de ona bakalım isterseniz C'de. Within içerisinde anlamını katıyor. Within a few weeks uygun mu? Birkaç hafta içerisinde. Gayet uygun doğru cevap bu durumda C şıkkı. Cümlenin genel çevirisinde birlikte bir göz atalım. Çernobil santrali işçileri kaza gecesinde öldü ve bir diğer 28 insan daha akut radyasyon zehirlenmesinin bir sonucu olarak birkaç hafta içerisinde öldü. Cevabımız C şıkkı. Yani demek ki her gördüğümüz knight'ın ne et getirmeyeceğiz. On the night of kalıbını bileceğiz arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorusunu incelemeye başlıyorum. E, Toku depremi ve tsunami'si 2011 yılında meydana geldiğinde vurduğunda Japonya'nın nokta nokta olaylarla başa çıkmadaki yeteneksizliği Fukushima Daiichi nükleer santralinde dünyayı şaşırttı. Ne yapan olaylar diyeceğiz yani events'in önüne getireceğiz. Ne yapan? Unfold, meydana gelmek, ortaya çıkmak, meydana gelen, ortaya çıkan olaylar diyebiliriz değil mi? Abide kurallara uymak, itaat etmek. Uyan olaylar diyemem. Propose, teklif etmek öneride bulunmak. Teklif eden olaylar değil. Celebrate, kutlamak, anmak gibi, yüceltmek gibi anlamları var. Hiçbirisi uygun düşmez. Affirm kelimesi iddia etmek, öne sürmek, doğruluğunu ispat etmeye çalışmak anlamını veriyor bize. Uygun düşmüyor. Unfold önemli bir kelime. Son dönemde çok sık karşılaşıyorum. Meydana gelmek, olmak, ortaya çıkmak demek. Arkadaşlar merhabalar. Hemen e, cümlemizin analizine başlayalım. Sivil Savaş'ın en yüksek noktası sırasında en yüksek olduğu zaman boyunca Konfedere Sağlık İdaresi Başkanı Güney'in geleneksel bitki tedavileri için bir rehber yayınladı. Commission'da resmi olarak yayınlamak ve bunu resmi olarak uygulamaya sokmak. Boşluk. Savaş alanındaki doktorlar yaralılar arasında yüksek enfeksiyon hastalık oranlarıyla ve konvansiyonel ilaçların kıtlıklarıyla eksiklikleriyle yüzleştiler. Burada görülmesi gereken arkadaşlar, boşluktan sonrasında bir problem olduğu, boşluğun öncesinde ise bir çözümün olduğu. Problem çözümü bağlayan hangi bağlaçlardı? Sebep sonuç bağlaçları. O zaman benim beklentim doğru cevabın ya es yahut da so olmasa. Es çünkü, so ise bu yüzden böylece anlamını veriyor bu durumda baktığımızda arkadaşlar ezin ve sonun kullanımlarını buraya not düştüm e, baktığımızda çözüm bizim için sonuç problem ise sebeptir bu sıralamaya uygun olan hangisi var arkadaşlar baktığımız zaman Tabii ki C şıkkı var. Cümlemiz uygun mu? Beraber bir daha çevirelim. Diyor ki Sivil Savaş'ın en yüksek olduğu nokta sırasında Konfedere Sağlık İdaresi Başkanı Güney'in e, geleneksel bitki tedavileri için bir rehber yayınladı. Çünkü savaş alanındaki doktorlar yaralılar arasında ciddi e, yüksek e, enfeksiyon oranlarıyla ve geleneksel ilaçların eksiklikleriyle yüzleşler, karşılaşlar. Doğru cevap ne oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. But ama zıttık bağlar only if olsa bile tek bu koşulla e, ve annesi ise medikçe madıkça only if'i annes if'tir. If'lerde iki tarafında da past simple verb 2 kullanılmaz arkadaşlar.